Kendim şu an şahsi olarak bu işi yapmıyorum aslında. Fabrikada çalışıyorum, işçiyim. Hobi olarak yapıyorum. Daha öncesinde iş olarak yaptığım da oldu. Para kazandım. Ama tabii çok büyük miktarlar değil. Bu işi yapmak istiyorsanız zaten geliriniz biraz iyi olması gerekiyor. Belediyeden izin almaya çalışıyoruz. İzinli yerler çok fazla yok zaten. İzin alıp yapabildiğim yer burası var. Burayı da zaten park olduğu için genelde izin veriyorlar. Onun dışında çok fazla izin vermiyorlar bize. Ben bu işi ilk 2008'de okula gidip gelirken, daha öncesinde İzmit'te petrol ofisi vardı vilayette. Orada görüyordum. Orada yapılan çalışmaları görerek, özenerek başladım zaten. 2008'den önce aslında 2004 yıllarında falan görmeye başladım. 3-4 sene boyunca sadece yapılanlara baktım. Sadece onları inceledim. Ondan sonra kendim zaten amatör bir şekilde kağıda çizmeye başladım. Zaten bu işi yapabilmek için önce kağıda başlıyorsunuz. Kağıda çizerek başladım. Uzunca bir süre zaten duvarı karalamamak adına hiçbir şey yapmıyorsunuz duvara, öyle söyleyeyim. Daha sonrasında zaten kendimi yine biriktirdiğim harçlıklarla, o zaman tabii öğrenci olduğum için biriktirdiğim harçlıklarla aldığım spreylerle birkaç çalışma yapmıştım. İlk yaptığım çalışmalar tabii ki çok kötüydü şu ankilere göre. Hafta tatillerinde yapmaya çalışıyorum. Benim hafta tatillerim 2 gün oluyor. Mesaim olmadığı zamanlarda geliyorum. İşte yapması zaten en az 5-6 saat sürüyor. Yani sabah gelip, tabii ki bu yaptığınız çalışmaya da bağlı. Çok büyük bir çalışma yapmak isterseniz, çok detaylı, karakterli bir çalışma yaparsam, yani o daha uzun sürebiliyor. 2 güne bile sarkabiliyor. O çalışmayı yapmak için sabahtan geliyorum mesela. Taslağını çiziyorum öncelikle. Ondan sonra karakterlerini çiziyorum. Boyamaya başlıyorsunuz tabii. Verdiğiniz molalar oluyor illaki. Yoruluyorsunuz. Yorucu bir şey. Sürekli yapmıyorsanız özellikle bileğiniz falan çok ağrıyor. İlk başladığım zamanlarda zaten şöyle söyleyeyim. Türkiye'de şu anki kadar bilinen bir şey değildi. İzin almamız çok zorlaşıyordu. Çok zor izin alıyorduk. Ya, izinsiz olarak yaptığım yerlerde bir iki kere yakalanmışlığım var. Polis kovalamışlığı var. Polis arabasının arkasında tıkılmışlığım var. Gidip ceza yedim daha öncesinde. Hatta arkadaşlarımla yaptığım ceza yedim. Onları da beraber ortak ödedik. Onlarla ortak ödediğimiz için çok fazla zorlamadı. Sonrasında başka bir yerde yaparken yine yakalandım. İzinsiz şekilde. Belediyeler çok fazla o zaman izin vermiyordu. Şimdi rahatlıkla en azından burayı izin alıp sürekli boyayabiliyorum. Belediye üstünü kapatıyor, ben yine boyuyorum. Onlar kapattıkça biz tekrar yapıyoruz. Öğreten kimse yok. Ben sadece bakarak öğrendim. Sevdiren bana sadece duvarlardaki renklerin güzelliği, böyle gri kalmaması. Dergi çalışması da yaptım aslında ama çıkarmak nasip olmadı. O da bırakın duvarlar bizim olsun adı altında çıkacaktı. Duvarların gri kalmaması adına. Dediğim gibi renklerini sevdiğim için, renklerle aram çok iyidir. Zaten resim yapmayı da seviyordum. Yavaş yavaş duvarları boyamaya başladım. Grafiti olarak değil, daha çok böyle çizgi film karakterlerini, yani kağıda onları işliyordum. Böyle grafiti yapmak adına değil de dediğim gibi kendim zevkine o şekilde resimler yapıyordum. 2008 yılında ben bunu yapacağım dedim. Daha sonrasında işte ilk başladığımda çok çok kötüydü. Yani o gördüklerime göre, sonra hatta çevremdeki kişiler yapamazsın, olmaz diyenler oldu. Ailemde çok fazla destek görmedim açıkçası. Ben öğlen yemeği yemeyip kantinde mesela biriktirdiğim paralarla kalem almışlığım vardı, resim kalemleri. O şekilde bile yani çok destek görmediğim için kendi biriktirdiğim harçlıklarla kalemler alırdım. Bana okulumda yapamazsın, edemezsin, İşte güzel değil, olmaz diyenler oldu. Ama ben devam ettim. Sürekli bir çaba halindeydim. Ne kadar çabalarsanız o kadar iyi hale geliyor. Yaptığım en uzun çalışma 1,5 gün sürdü. Worms karakterli bir çalışma yaptım. Worms karakterlerinin olduğu çalışmayı evin orada bir duvara yapmıştım. Duvarda yani karakterler olduğu için o zamanlar çok fazla karakter çizmediğimden dolayı karakterler beni zorlamıştı. Biraz daha onlara boyut kazandırmak gerekiyordu. Siz satanist misiniz diyenler vardı. İşte niye yapıyorsunuz diye soranlar vardı. Onları anlatmaya çalışmak gerçekten zorluyor. İnsanlara bunu zevk için yaptığınızı, bunu duvarları güzelleştirmek için yaptığınızı, o algıyı kırmak aslında zor.